Merhabalar. Bugün sizlere varant nedir ve varantın özellikleri nelerdir sorularının cevapları ile ilgili örneklerle açıklayacağımız bir video hazırlamak için bir araya geldik. İş Yatırım Hazine ve Portföy Yönetimi Müdürlüğü'nden Naz Noyan konuğumuz. Naz, hoş geldin. Merhaba Ahmet. Naz, ben kendimi şu an için varant piyasasında işlem yapmak isteyen bir yatırımcı olarak varsayıyorum ve sana bazı sorular sormak isterim. İlk sorumuzla başlayabiliriz. Varant tam olarak nedir? Ahmet, istersen ilk önce dayanak varlığının ne olduğundan bahsederek başlayalım. Dayanak varlığı, hisse senedi, döviz, endeks ya da MT olarak düşünebilirsin. Varantlar ise yatırımcıya önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte dayanak varlığı alma ya da satma hakkı veren sermaye piyasası araçlarıdır. Varantlar sayesinde yatırımcılar dayanak varlıklardaki beklentilerine göre pozisyon alabilirler. Naz, teşekkür ederiz. Ancak bize birazcık daha detaylı anlatabilmen mümkün mü? Yani aslında varantlar sayesinde kaldıraçlı yatırım yapabilirsin. Beklentinin olduğu belirli bir dayanak varlık var ve bu dayanak varlık üzerinde belirli bir vadede düşüş ya da yükseliş olarak belirli bir seviye beklentin var. Bu dayanak varlığa direkt yatırım yapmak yerine yatırımının belirli bir kısmını kullanarak varant satın alabilirsin. Peki, bunu bize bir örnekle açıklayabilir misin? Tabii ki. Örneğin A hisse senedinin fiyatı 10 TL diyelim. Dayanak varlığı A hisse senedi olan varantın fiyatı ise 1 TL olsun. A hisse senedini alarak 10 TL yatırmak yerine 1 TL fiyata varantını alabilir ve A hisse senedinin yükselişinden getiri sağlayabilirsin. Peki bu kaldıraç etkisinin tam olarak ne olduğunu biraz daha detaylı açıklayabilir misin? Tabii ki. Yatırımcıların en çok ilgisini çeken özel varantlarda kaldıraç etkisi oluyor. Aslında az önce vermiş olduğum örnek de bunun için uygundu. Başka bir deyişle bir varantın kaldıraç değeri 20 olsun. Bu dayanak varlık fiyatının %1 değişiminde varantın fiyatının yaklaşık 20 olarak değişeceği anlamına gelir. Böylece beklentinin gerçekleşmesi durumunda dayanak varlığa yatırma kıyasla daha yüksek getiri elde edebilirsin. Ancak tam tersi durumda kaybının da yüksek olacağını unutmaman lazım. Varant yatırımı yapan yatırımcıların riski burada ne oluyor? Yani varantın risklerinden biraz bahsedebilir misin? Varant işleminde yatırmış olduğun paranın tamamını kaybetme riskin var ve bu piyasadaki gelişmelere göre çok hızlı bir şekilde olabilir. Piyasa yönünü doğru tahmin edip uygun varantı aldıysan kar sınırsız olabilir. Limitsiz kar, limitli zarar olarak da söyleyebiliriz. Kaldıraç etkisi sayesinde getiri oranı yüksek olabilir. Kaldıraç karşılığı zaman değerine maruz kalırsın. Bu yüzden gün geçtikçe piyasa sabit kalsa dahi varantın değeri erir. Bunu iyi yönetmen gerekir. Vade sonuna doğru yaklaştığında ise değer kaybı hızla artar. Kaldıraç sebebiyle aldığın pozisyonun büyüklüğünün bilincinde olmalısın. Tüm portföyünle varant almak demek, alabileceğinin çok üzerinde pozisyona sahip olmak demektir. Riskler hakkında detaylı bilgiler için önümüzdeki dönemde yeni videolar planlıyoruz. Varantların çeşitleri var mı? Varsa nelerdir? Biraz bahsedebilir misin? Varantların alım ve satım olmak üzere iki çeşidi vardır. Dayanak varlık üzerinde yükseliş beklentin varsa alım, düşüş beklentin varsa satım varantına yönelmen gerekir. Peki bu bahsettiğin dayanak varlık grupları neler? Endeks, pay, döviz, MTA varantlarımız var. Endeks varantlarımız içinde DAX ve BIST 30 varantlarımız yer alıyor. Ayrıca birçok pay üzerine pay varantlarımız da mevcut. Döviz grubunda ise Euro Dolar ve Dolar TL varantları yer alıyor. MTA olarak da altın, ons, Brent ve pamuk varantlarımız mevcut. Peki bu varantlar nasıl işlem görüyor? Yani yatırımcılar nereleri takip etmeli? Varantlar piyasa yapıcılık sistemiyle Borsa İstanbul'da işlem görür. Piyasa yapıcı sürekli olarak tüm varantları için alış ve veya satış kotasyonu gönderir. İşlem yapmadan önce kuralları mutlaka iyice öğrenmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili yine önümüzdeki dönemde daha detaylı bir video çekmeyi de planlıyoruz. Naz, bizim merak ettiklerimiz şimdilik bu şekilde. Senin ayrıca eklemek istediklerin var mıdır? Belirli bir vadede dayanak varlık üzerine belirli bir beklentin olması lazım. Beklentin gerçekleşse dahi yanlış varantı seçersen para kazanamayabilirsin. O yüzden beklentine uygun varantı seçmen çok önemli. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için varant nasıl seçilir videomuzu izleyebilirsin. Hem YouTube'da hem de internet sitemiz üzerinden ulaşabilirsin. Ürünü detaylı öğrenmeden işlem yapmamalısın. Ayrıca ufak yatırımlarla başlamanı tavsiye ederim. Böylece ürünü tam olarak kavradıktan sonra yatırımlarını kademeli olarak arttırabilirsin. Ancak tüm portföyünle varant almak çok risklidir. Tüm ana paranı kaybedebilirsin.
Ayrıca teminata gerek yoktur, yani teminat tamamlama çaresi yapılmaz. Son olarak komisyon tutarını dayanak varlık fiyatı değil, varant fiyatı belirler. Bu sayede daha düşük komisyon ödersin. Naz, teşekkür ederiz bu değerli bilgiler için. Son olarak varantlar hakkında güncel bilgileri nasıl öğrenebiliriz? Nereden takip etmemiz gerekiyor? İşvarant.com internet sitemizde yatırımcılarımıza güncel haberleri duyuru olarak paylaşıyoruz. Bize ulaşmak isteyen yatırımcılarımız için varant destek hattımız mevcut. 0212 350 23 00. Ayrıca İşvarant adıyla Twitter adresimizi de takip edebilirsiniz. Naz, bize vakit ayırıp bu güzel bilgileri paylaştığın için tekrar teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde paylaşacağımız videolarda tekrardan görüşmek üzere. Ahmet, ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Yatırımcılarımıza da bizi dinledikleri için teşekkür ederiz.